sadece kendilerini güvende hissetmek amacıyla evlerinde döviz ve altın tutan vatandaşlarıma buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu vatandaşlarımdan milli servetimiz olan evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomiye ve üretime kazandırmalarını istiyorum. Finans kuruluşları, özellikle de katılım finans şirketleri, bu altın ve dövizler için müşterilerine olan ve onları memnun edecek, getiri sağlayabilecek alternatifler sunuyor. İş insanlarımıza da 30 Haziran'a kadar devam eden varlık barışından yararlanarak yurt dışındaki kaynaklarını ülkemize getirebileceklerini tekrar hatırlatıyorum. Herhangi bir endişeye gerek yok. Kesinlikle biz kendilerinin bu noktada garantisiz. Ülkemize yatırım yapan uluslararası yatırımcılar ise Türkiye'nin gücüne ve potansiyeline güvenmeleri çağrısında bulunuyorum. Esasen bu çağrının somut göstergeleri de vardır. Geçen yıl ülkemizde yeni açılan iş yeri sayısı 103 bine yaklaşırken kapanan sayısı 16 binin altında kaldı. İş yapma kolaylığı endeksinde 2002 yılında 175 ülke arasında 84. sırada olan ülkemiz geçtiğimiz yıl 190 ülke arasında 33. sıraya yükseldi. Gençler, Türkiye'de 2010-2020 arasında kurulan 75.699 adet uluslararası sermayeli şirketten toplam sermayesi 39 milyar lirayı bulan 11 binden fazlası salgına rağmen geçtiğimiz yıl faaliyete başladı. Şimdi buradan soruyorum. Hangi uluslararası yatırımcı geleceğine güvenmediği bir ülkeye gelip şirket kurar ve o ülkenin vatandaşlarıyla iş ortaklığı yapar? Aynı şekilde ülkemizde dünyanın hemen her devletinden 200 bin uluslararası öğrenci eğitim görüyor. Soruyorum, hangi ana baba evladını geleceğine güvenmediği, huzurundan ve güvenliğinden emin olmadığı bir ülkeye 4-5 yıllığına eğitime gönderir? Siz içeride birilerinin battık, bittik, yıkıldık, öldük diye terane tutturduğuna, kendi ülkelerini kötüleme yarışına girdiklerine bakmayın. Bunlar kendi ülkelerinin ve milletinin felaketinden iktidar devşirme hevesinde olan ve gözlerini kin, nefret bürümüş kifayetsiz muhterislerdir. Türkiye gücünü ekonomisinin sağlam altyapısından, üretiminden, yetişmiş insan kaynağından, girişimcilerinden, ihracatçılarından, velhasıl reel ekonomisinden alan bir ülkedir. Dinamik iktisadi yapımızla, mali disiplinimizle, serbest piyasa ekonomisine bağlılığımızla, her türlü şoka dayanıklı olduğumuzu defalarca ispatladık. Önümüzdeki dönem Türk ekonomisini yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyüterek çok daha iyi yerlere geleceğiz.